Merhabalar. Önceki dersimizde termal gerilmeler konusunu işledik. Teorik olarak gerekli bilgilerle beraber kullanılacak formüllerin de çıkartımını yaptık. Şimdi bu dersimizde ise uygulama problemleri yapacağız. Yine benim bu dersi Theory of Elasticity dersini Profesör Fazıl Erdoğan hocamızdan aldığım dönemde yapmış olduğumuz ödevlerden bazı örnekler sunuyor olacağım. Birinci sorumuza bakacak olursak, şu şekilde verilmiş. Eksi L'den L uzunluğuna kadar uzanan, yani uzun bir kiriş var elimizde. Ve sıcaklık dağılımı zamandan bağımsız. Ancak Z'nin fonksiyonu olarak lineer bir sıcaklık dağılımı var. T0 artı T1Z şeklinde. Z koordinatımız yukarı yönlü olmak üzere. Ve sayfa düzlemine dik yönde levhamızın, kirişimizin daha doğrusu kalınlığı da oldukça küçük. T eşittir 1 olarak verilmiş. Dolayısıyla biz bu YY yönünde, yani bu sayfa düzlemine dik yönde de gerilme olmadığını öngöreceğiz. 0, T eşittir 0 sıcaklığında ortam tamamen gerilmelerden bağımsız. Yani 0 gerilme hali var tüm kiriş üzerinde. Ve X eşittir 0 simetri düzlemi. Şu X eşittir 0 Z eksenimizin gösterildiği X eşittir 0 simetri düzlemimiz. Sigma YY'nin, biraz önce de bahsettiğim gibi, düzlem dışı yöndeki normal gerilme ve sigma zz'nin, yani bizim h yüksekliğimiz boyunca kirişimizin normal gerilmenin sıfır olduğunu öngörerek, neden? Çünkü bu boyutlar uzunluğumuza göre oldukça küçük kalıyor. Uzunluğumuz çok çok daha büyük bu boyutlardan. Ve sigma ij eşittir 0, i eşit değildir j olduğu zaman. Yani kayma gerilmelerimiz de tamamen ortamda 0. Sigma xx z'nin fonksiyonu olacak. Daha önceki dersimizde de bunu bahsettik. Z'nin fonksiyonu olacak şekilde sigma xx ifadesini çıkartınız, geliştiriniz ve burada e, nü ve alfanın, yani termal genleşme katsayısının sabit olduğunu bu problemde öngöreceğiz. Hatırlayın, dersimizde şunu da bahsetmiştik. Bu gerilme ifademizde bir A ve B katsayıları vardı. İntegrasyondan gelen uygunluk denklemini integre ettiğimiz zaman AZ artı B şeklinde bir şekil değişimi dağılımı vardı. Ve bunu demiştik ki uç sınır şartlarından belirleriz demiştik. Levha veya kiriş, neye bakıyorsak bunun uçtaki sınır şartlarından. Dolayısıyla sorumuz bir de bize şunu soruyor. İntegrasyon sabitlerini, uygunluk denklemini integrasyonundan gelen aşağıda verilen sınır şartlarını uç noktada A şıkkında bir eksenel yük P ve bir eğilme momenti M uygulanması durumunda. B ise tamamen ankastre bir uç sınır şartı var. Kirişimizin ucu tamamen duvara gömülmüş şekilde. Ayrıca C şıkkında ise tekerlekli mesnet üzerine bağlanmış ancak dönmesi engellenmiş. Kirişimizin uç noktasının. Bu ne demek? Rotasyon sıfır olacak ancak genleşmeye müsait. Yani X yönündeki deplasmana müsait ancak bu rotasyon olmayacak. Y eksen etrafındaki rotasyon olmayacak. D şıkkında ise sabit pin veya pimli mesnet. Bu ne demek? Genleşme yapamaz, yani X ekseninde hareket edemez. Fakat dönebilir. Rotasyon serbest. E şıkkında ise hem dönebilir, pim mesnedi var ve bu pim mesnedi bir tekerlekli mesnede bağlanmış. O da aynı zamanda X yönünde hareket edebilir. Hem hareket edebilir X yönünde hem de dönebilir. Tabii bu ne demek?
P ve M değerimiz sıfır olacak. Çünkü hareket edebildiğine göre eksenel kuvvet olmayacak o mesnette. Dönebildiğine göre de moment olmayacak. Bunu dikkate alarak problemimizi çözeceğiz. Şimdi çözümümüze geçelim. Problemimizi şu şekilde hatırlayalım tekrar. Eksi L'den L'ye giden uzunluğu X yönünde kirişimiz var. Z yönümüz bizim eksi H'dan H'a kadar gidiyor. Yani H yüksekliğinde toplam. Şurada biz aslında koordinat sisteminde aslında Y eksenini şu şekilde burada göstersek daha tutarlı olacak. Şu aşağıdakinin yerine böylece daha doğru göstermiş olacağız. Çünkü X, Y eksenleri aynı düzlem içerisinde, X, Y düzlem içerisinde. Soru bize verdi. TZ eşittir T0 artı T1Z. Yani Z yönünde lineer bir sıcaklık dağılımımız var. Ve kalınlığımız, yani Y yönündeki kalınlığımız T thickness da çok düşük olduğu için L'ye göre, L uzunluğuna göre sigma YY 0 ve sigma ZZ 0 ve kayma gerilmeleri 0 problemimizde. Daha önceki dersimizden de hatırlıyoruz. Toplam şekil değişimi eşittir bileşenleriyle bir tensörel büyüklük olarak mekanik şekil değişimi yani epsilon ijs artı epsilon ijt yani termal şekil değişimi bileşeni çarpı delta ij. Delta ij. Bu Kronecker delta. Hatırlayalım. Kronecker delta. Yani kayma bileşenleri içermiyor. Hatırlayalım. Termal şekil değişimi tensörümüz. Burada mekanik şekil değişimi gerilmelerden dolayı oluşur. Ve biz burada Hook yasası geçerlidir. Yani 1 bölü E sigma xx eksi nü sigma yy artı sigma zz ifadesi geçerlidir. Bunlar sıfır olduğuna göre problem bir boyutlu Hook yasası formülüne indirgenmiş olur. Yani epsilon xx s eşittir sigma xx bölü i. Termal şekil değişimi x yönünde alfa çarpı tz'dir. Alfa çarpı t neydi? Termal şekil değişim değerimiz. T de z'nin fonksiyonu. Parantez içindeki bu z bunu ifade ediyor. Dolayısıyla toplam şekil değişimimiz bizim sigma xx bölü i artı alfa tz'dir. Uygunluk denklemimizi hatırlayalım. X ve z eksenlerine göre yazılan uygunluk denklemimiz hatırlayacağımız üzere del kare epsilon xx bölü del z kareye indirgenmiş oluyordu. Bunun integrasyonundan da biz az artı b şeklinde epsilon xx şekil değişimi, toplam şekil değişimi biz x yönünde normal şekil değişimimiz az artı b şeklinde elde edilmiş oluyordu. Yani şu denklemi yazacak olursak epsilon xx tekrar az artı b eşittir sigma xx bölü i artı alfa tz. Sigma xx'i yalnız bırakırsak az artı b eksi az artı b şu şekilde. Bu sol tarafa geçtiği zaman alfa tz eksi alfa tz çarpı i olur. Ve bu şekilde biz sigma xx ifademizi elde etmiş oluyoruz. Tabii burada ne var? A ve B bilinmeyen integrasyon sabitlerimiz nereden geldi? Uygunluk denkleminin integrasyonundan geldi. Peki şimdi epsilon xx az artı b ise bunun kinematik bağıntıdan tanımı nedir? Yani yer değiştirme ile ilişkisi del u del x'tir. O zaman biz buradan integre ettiğimiz zaman x'e göre buradan biz neyi buluruz? Azx artı bx olarak bunu elde ederiz. Tabi burada ayrıca bir artı c sabit de gelebilir bu integrasyondan. Ama biz türevini aldığımız zaman şurada kayma gerilmesi için o zaten sıfır eşit olacak. Peki kayma şekil değişimimiz neydi? 2
epsilon eksi z del u del z artı del w del x. Yani bu gamma eksi z idi. Peki burada del w del x o zaman eksi del u del z'ye eşit. Buradan da integralin türevini aldığımız zaman u ifadesinin z'ye göre eksi ax elde ederiz. Eksi ax elde ederiz. Bu da del w del x'e eşit olmalı. Bunu da bu şekilde not etmiş oluyoruz. Peki şimdi sınır şartlarına geçelim. Uç nokta şartlarımız. A şıkkında bize verilen kirişimizin ucu eksenel yük P'ye ve eğilme momenti M'e maruz. Ve lineer sıcaklık dağılımından dolayı şu şekilde bir henüz katsayılarını A ve B katsayılarını bilmediğimiz bir gerilme var. Tabii onu oluşturan da neydi? T0 artı T1Z bizim sıcaklık dağılımımız. Henüz daha sınır şartlarını daha devreye koymadık. Ki onlar nerede devreye girecek? A ve B'lerin belirlenmesini sağlayacak. Böylece sınır şartları da bizim kiriş boyunca olan tüm sigma xx z'ye bağlı olarak değişen sigma xx dağılımımızı etkilemiş olacak. Sınır şartları bu A ve B katsayılarının belirlenmesinde devreye girmiş olacak. Peki biz o zaman bu uç noktada şurada sigma xx ifademizi integre etsek kesit boyunca eksi h bölü 2'den h bölü 2'ye kalınlığımız bir birim idi. Biz p yükünü elde etmemiz lazım. Yani p aslında bir birim kalınlıktaki bu kiriş için bize verilen eksenel yük problemde. Bu aslında büyük p bu arada. Buradan integre ettiğimiz zaman sigma xx ifadesini yukarıdan direkt getirip bakınız aynı elde ettiğimiz gibi z'ye göre integre ediyoruz. A z kare bölü 2 b z geldi şuradan. T0 çarpı z oldu ve T1 z kare bölü 2 oldu. İntegrasyonda limitlerini koyduğumuz zaman eksi h bölü 2'den h bölü 2'ye burada a h kare bölü 8 ile eksi a h kare bölü 8 ve burada T1 h kare bölü 8 ile artı T1 h kare bölü 8 şuradaki işaret eksi olduğu için sadeleşmiş olacak. Ve nihayetinde biz şu BH bölü 2 artı BH bölü 2'den BH eksi alfa TH bölü 2 buradan da bir eksi daha TH bölü alfa T0H bölü 2 gelecek. Toplam eksi alfa T0H olarak elde edeceğiz. Ve buradan biz B'yi çeker isek şu ifadeden P bölü E eksenel kuvvetimiz bölü elastiklik modülü artı alfa T0H bölü 1 bölü H olarak elde etmiş oluyoruz. Parantez dışında çarpan. Bu bizim integrasyon sabitimiz B. M momentini yazdığımız zaman integralin içi sigma xx çarpı z çarpı dz. Oradaki diferansiyel gerilim elemanında oluşan iç kuvvetin nesini alıyoruz? Momentini alıyoruz z koordinatıyla çarparak. Eğilme bahsinden de hatırlayacağımız üzere mukavemetten. Burada da bu şekilde o zaman az kare bz integralin içi T0z ve T1z kare geliyor. İntegre ettiğimiz zaman ise burası z küp bölü 3. Şurası z küp bölü 3. Burası z kare bölü 2, z kare bölü 2 ve z küp bölü 3. Limitlerini koyduğumuz zaman ise bu sefer h kareli terimler yani b çarpanı içeren ve şu t0 h kare bölü 8 ve eksi t0 h kare bölü 8 içeren şu terimler sadeleşmiş oluyor. Ve a'ya bağlı olarak biz m moment ifademizi elde etmiş oluyoruz. Burada da t1 geldi. Bakınız. Daha önce t0 vardı. Yani bizim sıcaklık dağılımı t0 artı t1z lineer sıcaklık dağılımımızdaki o lineer terimin çarpan katsayısı t1 geldi. Buradan da biz a'yı çektiğimiz zaman
şu şekilde momente bağlı olarak bunu elde edebiliyoruz. 12 m bölü e h küp artı alfa t1 olarak ve burada biz sigma xx ifademizde hatırlayalım. Az a ifademiz bu çarpı z artı b vardı hatırlayalım. Onu da yukarıda bulmuştuk b terimimizi. Eksi alfa t0 artı t1z hepsi elastiklik modülü çarpanında. Bu şekilde biz eğer problemimizde p eksenel kuvvetimiz ve m eğilme momentimiz varsa uç sınır şartı olarak bizim hem bu p hem m ve hem de sıcaklık dağılımımızın, lineer sıcaklık dağılımımızın etkisinden dolayı hepsinin de etkisini içeren gerilme ifademiz x yönündeki z'nin fonksiyonu olarak, z koordinatının fonksiyonu olarak bu şekilde elde edilmiş oluyor. Peki devam edecek olursak burada B şıkkında tamamen ankastre uç durumu vardı. Bu ne demek? X eşittir L'de del W del X eşittir 0 olmalı. Yani bu termal genleşmeden dolayı bizim W şu şekilde ankastre eğer bir defleksiyon W yer değiştirmemiz olacaksa bunun eğimi del W del X eşittir 0 olmalı. Yani şu elastik eğrinin eğimi bu noktada 0 olmalı. Yukarıda elde etmiştik biz. Eksi neydi? Del W del X ifademizi eksi AX olarak elde etmiş idik. Onu hatırlayacak olursak hemen şuradan. Del W del X eşittir. Bakınız eksi A çarpı X. Peki buradan o zaman yerine koyduğumuz zaman X eşittir. Burada L koyduğumuz zaman A değerimizi 0 olarak elde ediyoruz. İkinci sınır şartımız nedir? Burada ayrıca U eşittir 0'dır. X yönünde bir deplasman yoktur. O zaman U ifademizde de biz şunu elde etmiştik. AZX artı BX eşittir 0 diyeceğiz burada. Ve biz burada X eşittir L'de Z eşittir 0 noktasında tam şurada değerlendirdiğimiz zaman B'nin de 0 olduğunu burada görebiliriz. Şurada X eşittir L koyduğumuz zaman B'nin de burada 0 olduğunu görebiliriz. Peki sigma XX eşittir o zaman A ve B belirlendiğine göre eksi I alfa çarpı T. T değerimiz bizim bakınız T0 artı T1Z olarak belirlenmişti. Hem A0 hem B0. Sigma XX ifademizde eğer bunlar 0 ise yukarı gidelim. Şu kaldı elimizde A0, B0. Şurası I eksi alfa çarpı T ifademiz ki o T0 artı T1Z idi. Dolayısıyla gerilme ifademiz bu şekilde bu sınır şartı için yani tamamen ankastre uç sınır şartı için bu şekilde elde edilmiş oluyor. Üçüncü sınır şartımızda yine ankastre uç var ancak bağlandığı platform tekerlekli. Bu ne demek? U yönünde hareket edebilir demek burası. U yönünde hareket edebilir. Şurada del W del X yine eğimimiz bizim sıfır olacak. W deplasmanı için X'e göre kısmi türevi sıfır olmalı. X eşittir L noktasında. Dolayısıyla buradan yine A eşittir sıfır elde ederiz. Ve U eşittir B çarpı X olur o zaman. Yukarıda U ifadesini elde etmiş idik. Ayrıca P değerimiz de sıfır olacaktır. Bakınız neden? Çünkü burada sağa doğru veya sola doğru termal genleşme veya daralma neyi gerektiriyorsa sıcaklık dağılımına göre
X yönünde harekete müsait bu mesnet şartı. Dolayısıyla eksenel kuvvet tepkisi vermeyecektir bu mesnet şartı. Yani P değerimiz sıfır olacaktır. Burada o zaman AZ artı B idi. Şurada gelen ifade. Sadece B var bakınız burada. Ve geri kalan kısmı sigma xx ifadesinde aynı şekilde kaldı. Ve burada biz tekrar integre ettiğimiz zaman ve limitlerini koyduğumuzda eşitimiz de formülümüzün sağ tarafı da sıfıra eşit denklemimizin. Burada biz o zaman bakınız B'yi de alfa T0 olarak elde etmişiz. Alfa T0 olarak. Şurada yerine koyduğumuz zaman B'yi alfa T0. Şuradaki iki terim sadeleşiyor. Ve biz burada E çarpı eksi alfa T1Z. Yani eksi E çarpı alfa T1Z elde ediyoruz. Düşünelim bu problemin şimdi fiziki olarak manasını. Sıcaklık dağılımı lineer. Lineer sıcaklık dağılımı aslında neyi gerektirecektir? Yukarıya doğru artan şu şekilde bir sıfır sıcaklığından şu şekilde bir T maksimuma artan T Z eşittir sıfırda sıfır olsun. Lineer bir sıcaklık dağılımı düşünelim. Problemin bize verdiği gibi. Bu ne demek? En üst yüzey, fiziki olarak düşünecek olursak, en üst yüzey en maksimum şekilde genleşmeye çalışacak. Genleşmeye çalışacak. En alt yüzey ise hiçbir şekilde genleşmeyecek. Bu genleşmek istemeyecek bu sıcaklık değerine göre. Çünkü T eşittir sıfır. Dolayısıyla biz aslında burada şu şekilde bir yukarıya doğru aşağıya doğru konkav bir ne bekleriz? Şu şekilde bir bakınız yukarı genleşecek üst yüzey, alt yüzey ise sabit kalacak. Yani bir nevi eğilme şeklinde aşağıya doğru konkav bir deformasyon şekli bekleriz. Şimdi bu aynı zamanda tabii orta nokta da ne yapacak? Şöyle düşünelim. Orta noktada belli bir miktar genleşecektir. Veya bu termal dağılımı sıfıra göre antisimetrik bir termal dağılımı olarak da düşünebiliriz. Bakınız şu şekilde. Yani şurada T max pozitif, alt yüzeyde T minimum negatif değerine yine lineer bir dağılım. O zaman da yine benzer bir ne bekleriz biz? Eğilme tarzı bir deformasyon bekleriz. Şimdi bu mesnet şartı ile biz neyi engellemiş oluyoruz? Aslında şu noktaların x yönünde hareketine müsaade ediyoruz. Ama bu lineer dağılımın, lineer sıcaklık dağılımının neden olduğu bu eğilmeye benzer deformasyon şeklini biz engellemiş oluyoruz. Şu dönme deformasyonunu oradaki ankastre şartı ile elimine ederek, engelleyerek. Onun içindir ki bizim aynı eğilmede olduğu gibi bakınız eksi e alfa t1z yani z pozitif bölgesinde daha fazla genleşmek isteyecek malzememiz ama siz o dönmeyi engellediğiniz için orada z ne kadar, z koordinatımız ne kadar büyükse o kadar daha fazla bası gerilmesi oluşacak. Çünkü siz o genleşmeyi orada engelliyorsunuz. Diğer yandan aşağıda ise eksi z konumunda eğer şu şekilde negatifse eğer bizim oradaki dağılımımızda ne yapıyoruz biz? Orada aslında daralmak istediğini biz şu yine dönme deformasyonunu uç sınır şartıyla engelleyerek biz aslında o daralmaya müsaade etmiyoruz. Eğer şu şekilde burada da bir negatif sıcaklık var ise biz aslında ne yapıyoruz? Orada da bir çeki gerilmesi oluşturuyoruz. Onu
o daralmaya müsaade etmeyerek, bu dönme sınıf şartının engellenmesi. Dolayısıyla fiziki açıdan bu şekilde de bu formülün manasını zihnimizde düşünebiliriz. D şıkkında verilen sınır şartına bakalım. Burada da sabit ve pimli mesnedimiz var. Yani ne demek bu? U yönünde hareket edemez ancak dönmeye müsait. U denkleminde yerine koyalım x eşittir l ve z eşittir 0 da. O zaman burada bx eşittir 0 buluruz ve b 0'dır. Ve pim mesnedi olduğu için moment tepkisi taşımayacaktır. Moment tepkisi taşımayacaktır. O zaman sigma x x z dz integral alıp burayı sıfır eşitlememiz lazım. Çünkü momentimiz, moment tepkimiz yok bu mesnet türünde. Bu integrali aldığımız zaman da aynı daha önce yaptığımız gibi ifademizde yerine koyuyoruz. Bakınız b sıfırdı, a geldi. A z kare. Şuradaki z ile de çarpılacak çünkü bizim a z artı b'ydi hatırlayalım. Gerilme ifademizin içindeki katsayılarımızın terimleri az artı b idi. B sıfır çıktı. Bu az bir z ile de çarpıyoruz çünkü momentini alıyoruz. Oradaki gerilme elemanımızdaki iç kuvvetin ve bu şekilde az küp olarak integral dışına çıkıyor. Benzer şekilde burada da t sıfır z kare ve t bir z küp limitlerini yerine koyduğumuz zaman ve sadeleştirmelerden sonra da bakınız a değerimizi alfa çarpı t1 olarak elde ediyoruz. Yerine koyduğumuz zaman ifademizde sigma xx ifademizde alfa çarpı t1 a, bir, a çarpı z idi. Alfa t1 z bakınız eksi alfa bir t1 z daha var onlar sadeleşti. Ne kaldı? Eksi alfa t0 kaldı burada. Bunu düşünelim. Biz aslında burada ne yapıyoruz? T0 artı T1Z bizim sıcaklığımız şu şekilde şimdi düşünelim. Buradaki sıcaklığımız T0 olsun. Şurası T0. Bakınız. Ve artı T1 çarpı Z. Şu şekilde lineer bir değişim söz konusu yine. Şu şekilde lineer bir değişim söz konusu. Şu lineer dağılım neyi sağlıyordu? Ne yapmak istiyor deformasyon açısından? Aslında kirişi eğmek isteyecek. Üst taraf daha fazla genleşme, alt taraf daha az genleşme. Yani aşağıya doğru konkav bir eğilme aslında sağlayacak. Eğilme tarzı bir deformasyon. Ancak siz bu dönmeye müsaade ettiğiniz için ve bu uç noktalarda herhangi bir moment taşınmadığı için biz burada herhangi bir bu T1Z kısmından dolayı bir gerilme görmememiz lazım bu problemde. Ancak şu T0 ise bütün kirişte etkin olan bizim sabit sıcaklık terimimiz, genleşme sıcaklığımız. Ama biz onu ne yapıyoruz bakınız? U yönündeki deplasmanı engelliyoruz. Dolayısıyla tüm kiriş üzerinde o zaman bakınız eksi e alfa çarpı t0 bizim neyimiz oluyor? Sigma x x değerimiz oluyor. Tüm z değerlerinde sabit bir termal gerilmemiz olmuş oluyor x yönünde. E şıkkında verilen sınır şartında ise bakınız hem dönmeye müsait pimli mesnet hem de uç nokta u ile hareket edilebiliyor x yönünde. Yani bizim bu mesnet türümüzde hem moment yok, sigma x eksi z dz integralimiz sıfır, hem de p eksenel kuvvet taşıyacak, kirişe bu p eksenel kuvvetini tepki kuvvet olarak verecek bir mesnet durumu yok. Yani p integral ifadesi de yazdığımız gibi onun eşiti de sıfır. Burada m ifademizi yazarak yine ilgili integralimizi alıp buradan a değerimizi bulabiliyoruz. Alfa çarpı t1. Bakınız yukarıda da zaten bunu bulmuş idik. Şurada dönmeye müsait olan mesnet şartı için aynı alfa t1'i bulmuş idik.
P denklemimizi yazdığımız zaman ve sıfır eşitlediğimiz zaman da bakınız alfa çarpı T0 değerimizi buluyoruz. Onu da daha önceki seçeneklerden birinde aynı şekilde bulmuş idik. Bu da harekete müsait tekerlekli nesne sınır şartı olarak geldi. A ve B değerlerimizi şu şekilde alfa T0 artı alfa T1Z yani A, Z artı B olarak. Şurası A değil mi? Alfa T1. Bu da B değerimiz. A ve B. Yazıp gerilme ifademizin elde ettiğimiz diğer sıcaklık dağılımını içeren kısmında koyduğumuz zaman ne görüyoruz bakınız? Bu ifadeler birbirleriyle sadeleşiyor. Alfa T0 da şuradaki eksi alfa T0 ile sadeleşiyor. Ve böylece sigma x x z yani bütün z koordinatları için x yönündeki gerilmemiz sıfır olarak elde edilmiş oluyoruz. Burada düşünelim. Sıcaklık dağılımımız bize T0 artı T1Z olarak verilmiş idi. Şu şekilde bir lineer sıcaklık dağılımı düşünelim. Şurası T0. Ve lineer dağılımımızdan dolayı da şu şekilde bir termal dağılım olabilir. Veya alt kısım eksi sıcaklığa da dönüşebilir. Yani soğutuluyor da olabilir üst kısım genişlerken. Ama nihayetinde bir lineer dağılım var. Ve onun bir ortalama tam Z eşittir sıfırda geçen bir T0 değeri de var. O sıfır olabilir, pozitif olabilir, negatif olabilir. Şimdi biz o zaman T0'dan dolayı şu genel öteleme hareketine müsaade ediyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir gerilme oluşturmuyoruz. Kiriş içerisinde bu mesnet durumundan dolayı veya U genleşmesini serbestçe biz ne yapıyoruz? Müsaade ediyoruz. Lineer dağılımdan dolayı aslında oluşmak isteyecek olan eğilme tarzı olan deformasyona yani rotasyona, kesitlerin rotasyonuna dik kesitleri ne olacak? Eğilmede olduğu gibi dönmek isteyecek. Ona da müsaade ediyoruz çünkü pimli mesnet var. O zaman moment etkisi de yok. Lineer sıcaklık dağılımı var ve tüm gerilmeler sıfır çıktı. Çıkarttığımız sonuç ne o zaman? Demek ki bizim cismimizde lineer bir sıcaklık dağılımı var ise lineer. Her ne kadar üniform olmasa da lineer doğrusal bir sıcaklık dağılımı var ise ve tamamen deformasyona, deplasmanlara müsait bir durum var ise, yer değiştirmeleri hiçbir şekilde engellemiyor isek biz, termal gerilmelerimiz bu ortamda sıfırdır.